Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Başkanım, hoş geldiniz. Oo, hurma da var. Tamam, şöyle hurma aldım. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne kadar zamanda bitti? Başkanım, kendi işlerimiz herhalde 2 ay içerisinde tamamen öyle mi? Bitir. Bizi böyle bir hayırlı işe muvaffak kıldın. Allah'ım, temelini atacağımız şu mabedi, şu camiyi en kısa zamanda bitirip ibadete açabilmeyi, İçinde namaz kılabilmeyi, minarelerinden ezan sesi duyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, Kabe'nin, Beytullah'ın birer şubesi olan bu camileri memleketimizden kıyamete kadar baki eyle. Ya Rabbi, minarelerimizi ezansız bırakma. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli diyen şairin beyan ettiği gibi kıyamete kadar ezanımızı dindirme Allah'ım, bayrağımızı indirtme Allah'ım. Allah'ım, bizi daima hayırlı işlere muvaffak eyle. Hayırlı işlerde bize kolaylıklar ve muvaffakiyetler ihsan eyle. Bütün ölülerimize, bütün şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yine o tarafa yüklenmeyelim, olur. Ellerine sağlık. Sağ olun. Değerli Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım, çok kıymetli belediye başkanı arkadaşlarımız, Sayın Müftüm, Sarnıç Köyü'nün çok kıymetli halkı. Burada camimizin gördüğü ağır hasardan dolayı camide artık ibadet edilmesinin tehlikeli olduğunu fark ettik. Ve köyümüzün ihtiyacı olan caminin temel atmasını Sayın Genel Başkanımız ve Müftümüzle beraber inşallah icra edeceğiz. Genel Başkanımız kırmadı. Bu köyümüzün temel atmasında, cami temel atmamızda yanımızda oldu. Ben tüm köy halkı ve Bornova'mız adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, kıymetli Belediye Başkanım, değerli Müftümüz, köyümüzün çok değerli muhtarı, bugün Sarnıç Köyü'ndeyiz. Sarnıç, benim oturduğum eve 15 kilometre mesafede, Manisa ile İzmir'in sınırında çok güzel bir köy. Maalesef 2 ay önce bir orman yangını tehdidi de yaşadı. Yürekler ağzımıza geldi o süreçte. Bugün hem köyün depreme dayanıksız olduğu için içine girilmesi yasak olan cami ile ilgili bir proje vardı. Ömer Başkan bunu projelendirdi. Bugün temelini atıyoruz. Altında şadırvanın olduğu, üst tarafının Mescid-i Aksa modelini örnek alarak yapılacak bir cami yapılacak. Ömer Başkan'ın sözüne göre en geç 3 ay içinde bu camiyi tamamlayarak ibadete açar hale getireceğiz. Ümit ediyorum bir cuma günü hep birlikte cuma namazımızı Sayın Müftümüzle, muhtarımızla Sarnıç köyümüzün kıymetli sakinleriyle birlikte ve caminin değerli cemaatiyle birlikte açılışını burada yapacağız. Tabii böyle bir caminin yapılması önemli. Mescid-i Aksa da çok çok önemli. Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir.
Hazreti Muhammed'in namazını kılırken ilk yönünü döndüğü, kıble kabul ettiği yer Mescid-i Aksa'nın olduğu Kudüs'tür. Mescid-i Aksa, Hazreti Muhammed'in Kudüs'ü ilk kıble kabul etmesinden hareketle Hazreti Ömer'in talimatıyla milattan sonra 1000 yılında inşa edilmeye başlanmış ve Müslümanlar için Mekke'den, yani Kabe'mizden, Medine'den sonra Müslümanlar için üçüncü en önemli ve en kutsal mekandır. Maalesef Mescid-i Aksa şu anda Eskişehir sınırları içinde, yani Kudüs'te, eski Kudüs sınırları içindedir. İsrail'in sınırları içindedir. Ancak Lübnan'ın da desteğiyle Filistin'in kontrolündedir. Zaman zaman tabii bu çok önemli mekan, Müslümanlar için önemli olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından da kutsal kabul edilmektedir. Zaman zaman Mescid-i Aksa'da Müslümanlara karşı saldırılar ya da Mescid-i Aksa'nın içini işgal girişimleri olmakta. Orada yaşanan tartışmalar, çatışmalar hepimizi derinden üzmektedir. Filistin'e karşı İsrail zulmünün böyle sürdüğü günlerde Mescid-i Aksa'nın gönlü Filistin'le birlikte olan Ege'nin bir küçük köyünün camisinde şekil bulacak olması, hayat bulacak olması son derece anlamlıdır, son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı Ömer Başkan'a özellikle teşekkür ediyoruz. Köy muhtarımıza bu talebi ilettiği için teşekkür ediyoruz. Bugün bu açılışı iştirak eden kıymetli müftümüze teşekkür ediyoruz. Biz burayı yakından takip edeceğiz. Ümit ediyorum çok kış gelmeden artık camide namaz kılınması için hazırlıklar tamamlanacak. Bir cuma günü burada hep birlikte açılışını yapmayı ümit ediyorum. Buraya gelmişken Sarnıç Köyü'nün sakinlerine geçirmiş oldukları orman yangınından dolayı geçmiş olsun diliyorum. Birazdan zeytin ağaçlarının, meyve ağaçlarının fidelerinin dağıtıldığı, bizim de birer tane ekimini yapacağımız bir tören de olacak. Biz iyi günde kötü günde köyümüzün yanındayız, milletimizin yanındayız. Okul lazımsa okul için buradayız, cami lazımsa cami için buradayız. Biz çocuk parkı ise çocuk parkı için buradayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler milletin gönlünden ne geçiyorsa onu yerine getirmek, milletin gönlünü yapmak için iyi günde kötü günde yanlarında. Ben de genç başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim doğduğum şehir 15 dakika ileride, büyüdüğüm okul 15 dakika bu yanda, Bornova Anadolu Lisesi. Ve Bornova benim ikinci memleketim. Hatta yetiştiğim zamana bakarsanız birinci memleketim. Buraya ne yapılıyorsa, kimin Bornova'da yüzü gülüyorsa benim de içim rahat ediyor, içim ferahlıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım.